Sizlere konuyu uzun uzun anlatmak isterdim ama bu haberi bir an önce sizlere vermek isterim. Uzun süredir beklediğim bu olay, sizlerin de bildiği veya en azından duyduğu gibi dünyada ilk kez bir kara deliğin gerçek fotoğrafını paylaşmaları. Görsellerde gördüğünüz yayınlanan fotoğraftır. Video içerisine başka fotoğraf veya video koymuyorum. Çünkü diğer kara delikler birer çizim, aklınızın karışmasını istemiyorum. Her ne kadar görüntü beni biraz hayal kırıklığına uğratsa da sonuçta bu bir ilk ve artık resmi olarak kara deliklerin varlığı kanıtlandı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Event Horizon Teleskop, Olay Ufku Teleskobu adı verilen ve ABD'de yer alan Ulusal Bilim Vakfı öncülüğünde yapılan çalışmaların sonucu diyebiliriz. İnsanlık tarihinin en önemli astronomi projelerinden biri olan Event Horizon Teleskop nasıl bu fotoğrafı oluşturdu? Normal şartlarda ışığı yuttuğu için bir kara deliği görmek ya da görüntü ile kaydetmek imkansız. Gelişen yüksek teknolojilerle evrenin en gizemli cismi olan kara deliklerin görüntüsünü almak mümkün oldu. Teleskop, Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliği gözlemledi. Ben kendi galaksimizin de görüntüsünü verirler zannettim ama tam da istediğim gibi bir sonuç olmadığı gibi bizim galaksimizinkini de vermediler. Tabii ben böyle diyorum ama o kadar kolay bir iş değil. Bugüne kadar gördüğümüz kara delik görüntüleri bilimsel verilere dayanarak yapılan illüstrasyonlardı. Yani videolarda, resimlerde görülen birer tahmine ve bilimsel araştırmalara dayalı çizimlerdi. 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin bu fotoğrafı tarihin ilk kara delik fotoğrafı oldu. Bir başka deyişle burada gördüğünüz kare söz konusu kara deliğin 53 milyon yıl önceki hali. Teleskoplar ışığı toplar. Bu konu ve teleskoplar hakkındaki gözlemleri sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ama bu videoda değil. Teleskoplar ışığı toplar ve bize görüntü verirler. Kısaca böyle. Fakat bu ışığın uzaklığı, çıkış noktası bizlere önceki halini verir. Yani örnek bizlerin yıldızı olan Güneş. Bize mesafesi 8 dakika diyebiliriz. Bizlerin Güneş'in 8 dakika önceki halini görürüz. Yani Güneş yok olsa bizler bundan 8 dakika sonra haberimiz olur. Kısacası bu. Kara deliğin toplanan ışığı 53 milyon yıl önceki hali. Belki de çoktan yok oldu. Bilemiyoruz. 10 yılı aşkın süredir devam eden araştırmaların sonucunda 2017 yılında dünyanın farklı noktalarındaki 8 teleskop bir araya getirildi. Bu 8 teleskop ortak bir ağ bağlanarak senkronize şekilde çalışmayı sürdürdü. Görüntü gözünüze oldukça basit görünebilir ancak yüzlerce araştırmacının 10 yılı aşkın emeğinin sonucunda bakıyoruz. Fakat işlenen veriler petabaytlarca. Yani şöyle, 1 terabayt 1 gigabayttır. 1 petabayt da 1000 terabayttır ve onlarca petabaytlık veri demetinden bahsediyoruz. Ne kadar zor olduğunu evinizdeki 1 terabaytlık hard diskinizdeki verileri düzenlerkenki halinizi düşünebilirsiniz. Kara deliğe dair gördüğünüz hareketsiz kare aslında yıllardır takip edilen ve çekilen görüntülerin birleştirilmiş hali. Saat yönünde dönüş gerçekleştiren Messier 87 kara deliğinin yayınlanan görüntüsüne ilişkin toplanan veriler büyük uğraşlar sonucu oluşturulmuştur. Bu fotoğraf için emek harcayan bilim merkezlerinin bulunduğu bir fotoğraf var. Olay Ufku Teleskobu ağı dahil olan teleskopların yeri kırmızı, korelasyon merkezleri mavi noktalarla, görsel verilerin işlendiği merkezler ise sarı noktalarla gösteriliyor. Bilim insanları Olay Ufku Teleskobu'nun aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Teleskop ağı kara deliklere ilişkin araştırmaların seyrini değiştirecek. Aynı zamanda Einstein gibi önemli kurumcuların öngörülerine dair net bilgiler toplanabilecek. Ve son olarak şu sözle bitirelim. Kara delikler boyandıkları için kara değildir. Onları sonsuz bir hapishane gibi düşünsek de cisimler kara deliklerden kurtulabilirler. Bir kara delik evrenin diğer ucuna geçiş yapabilirler. Eğer kendini bir kara deliğin içerisinde hissediyorsan vazgeçme. Çünkü her zaman bir çıkış yolu vardır. Stephen Hawking. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin.
Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.